Seçil. Güzel. O ne okumuştu? Suzan ve Müge kaldı. Ha? Suzan ve Müge kaldı. Müge ufak bir tansiyon problemi yaşıyor. Tansiyonu düştüğü için şu an sahneye gelemiyor. Ben Suzan'ı yanıma almak istiyorum. Müge'nin de performansını değerlendirdiniz. İlk haftamızın birincisiydi. Her hafta farklı şarkılar seslendirdi. Genel olarak beğendiğiniz bir yarışmacımızdı. Suzan'ın bu akşamki performansını hepiniz çok beğendiniz. İki isim en az oyu alan olarak karşımıza çıktı. Müge ve Suzan. Kim gitsin? Size göre bu iki yarışmacıdan ikisini de beğendiğinizi her fırsatta dile getiriyorsunuz ama... Kim başlamak ister? Müslüm Bey. Efendim, profesyonelden bu akşam sizce Suzan mı gitmeli, Müge mi? Kim gitsin? Bence Suzan kalsın. Hani şeker. Suzan kalsın, Müge gitsin diyorsunuz. İlk oyu bu şekilde aldık. Pelin Hanım. Şimdi çok zor tabii. Çünkü Müge'nin bu akşamki performansı belki de sağlık probleminden dolayı iyi değildi. Ama Müge genelde iyi bir yarışmacı. Suzan'ın da bu akşamki performansı çok iyiydi. Böyle ne diyeceğimi şaşırdım, kala kaldım yani. Kal gel. Zor, zor, hakikaten zor. Çok, zor bir görev. Zor. Yani evet. Geçen hafta Müge harikaydı. Bugün demek ki hakikaten tansiyon problemi vardı kızım. Şöyle ama bir tabii hatırlamak istiyorum Suzan'ın bir önceki performansı. Güller Dudaklar, Zalimin Zulmü, Keskin Bıçak. Müge'ninkileri de bir hatırlayalım. Geçen hafta Müge uzun saçlı, çok hoş, mükemmeldi. Geçen hafta okudu. Ondan bir hafta evvel Agora Meyhanesi. Geceler. Geceler okudu galiba. Evet, Geceler. İki iyi yarışmacı. Ay. Biraz daha düşünün isterseniz. Ay, ben böyle fenalık geldi. Ay. Son ikiye kalmayı bekliyorum. Bu yarışmada her şey olabilir diye düşünüyorum ben. Çünkü halkımız bizi değerlendiriyor öncelikle. Şaşkın değilim desem tabii ki yalan söylemiş olurum kendim olmam. Ben oyumu kullanayım mı Pelin Hanım düşününceye kadar? Evet Osman Bey. Ben kardeşimiz kalsın diyorum Suzan. Teşekkür ederim. Suzan kalsın, Müge gitsin. Evet. Müge gitsin diyen iki isim oldu jüri üyelerimizden. Müslüm Bey de Müge gitsin dedi. Osman Yağmur Dereli de Müge gitsin, gitsin dedi. Demiyorum ama Suzan kalsın diyorum. Sevgiler Cepekan. İnsanın gönlü el vermiyor çünkü insan. Hakikaten bu bir sportif bir yarışma yani. İnsanlar bütün emeğini, her şeyini koyuyorlar, heyecanlarını. Evet. Ama bir de gerçek var. Ve gerçek hep anlardır. O andır. Öyleyse Suzan'dır. Çok kafiyeli ne oldu. Kadar güzel açıkladınız. 3-0. Anlar gerçektir ve buna göre Suzan kalsın, Müge gitsin dediniz. Ajda Pekkan da üçüncü olarak Müge'nin gitmesi gerektiğini söyledi. Bir şey daha söylemek istiyorum. Şu an iki oğlak burcu arasında kalmış durumdasınız. Dilek ben onu mi çok diyelim? Seviyorum. Evet. Ne okudu arkadaşlar? Oğlak burcu olmanız çok bir şey değiştirmiyor ama iki tane iyi şarkı okuyan yarışmacının son ikide kalması bence çok şey değiştiriyor. Tamamen centilmenlik adına Müge kalsın diyorum. 3-1 sonuç değiştirmeyecek. Bu akşamın en iyi performanslarından biriydin sen. Ama Müge'nin de müzik hayatı ve kariyeri gerçekten çok başarılarla dolu. 3-1. Bir şey değişmeyecek. Ve Yüksel Bey, sizin de yorumunuzu almak istiyorum. Sonuç belli jüri üyelerimiz tarafından. Sonuca aslında çok korktum. 2-2'lik bir beraberlik olur da nihayetinde acaba sonucu ben mi belirlerim diye. Evet. Ecel telleri döktüm burada. Ne derdiniz? O bende kalsın. Çünkü peki, yarışmaya devam edecek. Siz bu arkadaşlarımızdan bir tanesi. Yok, onu da yazmam çünkü yarışmanın bundan sonraki seyrine sanıyorum etkisi olur. O bende kalsın. Peki. Ama ben bu yarışmada daima ve daima hanımefendiliğin
azalması gerektiğini düşünüyorum. Bu iki arkadaşımız da, sona kalan iki arkadaşımız da bu kriterde bana göre son derece başarılıydılar. Hanımefendiydiler, saygılıydılar, sevgi doluydular. Türk halkı ne yazık ki buradaki jüriye bu akşam çok kolay olacak olan bir seçim hakkını tanımadı. Onlara da saygı duyuyoruz tabii ki. Oysa çok belliydi. Çok belliydi diyorsunuz. Sizin birinciniz kimdi peki? Eğer öyle sormak gerekirse. Bu akşam çok güzel yorumlar yaptınız. Teşekkür ediyoruz. Vallahi aslında Veli değildi. Veli değildi. Onun dışındaki sıralamayı 3 aşağı 5 yukarı kabul ederim. Evet. Halkın Veli sıralamasını. Dışındakileri. Evet. Peki tüm hafta boyunca genel olarak Veli'ye karşı bir fırtına esti yarışmacılar arasında. Sen de bunlardan biriydin Suzan. Birinciliği hak etmiyor Veli. Nasıl birinci oluyor anlamıyorum dedin. Evet dedim. Bu akşam yine birinci oldu. Halkımız böyle, ben müzikara olarak düşündüğüm için böyle bir düşüncede bulundum. Halkımız bunu belirlediyse benim için yani boynum kıldan incedir gibi bir söz var biliyorsunuz. Bu tamamen çok büyük bir gerçek. Yani Veli'yi başarılı bulmadığın için birinciliği hak etmediğini düşünüyorsun. Veli çok pırlanta gibi bir insan. İnanılmaz efendi. Hatta bana Suzan'ım diye hitap eder. Çok seviyorum ama burada biz bir yarışmadayız. Eğer ki ben müzikal olarak bir şeyleri değerlendireceksem doğru olan şeyi söylemek zorundayım. Ve bu bana görev verildiyse böyledir. Yok, bu görev jürimize verildi ama ben sana bir yarışmacı olarak sordum. Çünkü sen bununla ilgili yorum yaptın. Şu anda da onun cevabını veriyorsun. Bu hafta 17.50 ile oyların %17.50'si ki büyük bir oran. Veli birinci oldu. Geçtiğimiz hafta da yine büyük bir oran alarak bu yarışmadaki birinciliğini korumuştu. Şimdi bu bir gerçeği göstermiyorum. Gerçi geçtiğimiz haftadan bu haftaya bakarsak biraz düşmüş Veli'nin oyları. Diğer oylar da birbirine çok yakın. Evet. Çok yakın. 12.40, 17.50'den sonra en yüksek oy ikinci Tunç'un. Daha sonra çok küçük aralıklarla devam etmiş. Müge gelebilecek mi sahneye? Müge sahneye gelemeyecek şu anda. Belki de bu onun bu şu an burada olmak istemeyeceği bir andı. Çünkü Müge, jüri üyelerimizin oyları sonucunda efendim en az oya alan iki kişiden birisinden kimin gideceğine sizler karar verdiniz. Ve Müge aramızdan ayrılan isim oldu. Çok başarılı, Duru harika bir sesi var. Bunu her zaman söylediniz. Ben de üzülüyorum, şaşırıyorum. Kelimelerimi toparlayamıyorum böyle anlarda. Çünkü onları çok iyi anlıyorum. Şu anda Müge'nin de ne kadar arkada üzgün olduğunu tahmin ediyorum. Ama bu bir yarışma. Ve bu yarışma sonucunda bunu göze alarak geldiler. İyi ki yolu buradan geçti Müge'nin. Şu an burada değil ama eminim. Onun da burada olsa söyleyecek sözleri vardı. Belki de gittiğine memnun oldu Müge. Çünkü bir takım şikayetleri vardı biliyorsunuz. Ve Suzan sen kalmaya devam ediyorsun. Seni tebrik ediyoruz. Ve arkadaşlarının yanına alıyorum seni. Herkes şu an çok duygusal. Çok duygusal ve bu haftanın birincisi Veli. Eminim şimdi daha iyi olacaksın. Şarkısıyla bize veda edecek. Bu gecenin birincisi Suzan'dan mikrofonu alabilirsin. Değerli izleyiciler, 11 yarışmacımızdan geriye sadece 10 isim kaldı. Bu haftanın birincisi Veli oldu. Değerli jüri üyelerimiz yorumlarını yaptılar. Sevgili Yüksel Aytuğ, teşekkür ediyoruz efendim konuk jüriliğiniz için. Veli alkışlarınızla karşınızda tüm hafta boyunca oylarınızı göndermeye devam ediyorsunuz. Ve profesyonel önümüzdeki hafta yine aynı saatte karşınızda olacak. Sahne Veli'nin. Sanki yıllar öncesinde kalan aşkımız bir masalmış, bir tanem düşüyle gerçekmiş. Sevmek
eskidenmiş güzeli, sanki yıllar öncesinde kalan aşkımız bir masalmış, bir tane düş yerine çekmiş yaşam. Sen yolcu yolunda gel, yolcu yolunda gel. Sevgi mesim için yok artık, yok artık bir daha sevmek. Hani giderken bana demiştin ya sen yolcu yolunda gel, yolcu yolunda gel. Ben hemen yarışmacı arkadaşlarımın yanına gelmek istiyorum. Çünkü duygusal anlar yaşanıyor şu anda. Gözyaşlarını tutamıyorlar. Ben onun sebebini öğrenmek istiyorum sevgili Suzan'dan. Ama istersen Seçil'cim reklamlardan sonra konuşalım. Müge'nin gidişine mi üzüldünüz yoksa başka bir şey mi? Kısa bir reklam arasından sonra sizlerleyiz efendim. Gelmiyor. Belki de onu anlayamıyorlar. Kanca tam oturmuyor şey yani. Evet haklısınız. Çok acıtan bir şey. Benimki de kayıyor bazen Müslüm Bey. Ondan... Duyulmuyor bazen, ondan belki anlamadılar. Öyle bir şey de olmuş olabilir. Gerçi neyse sonra çözdük, hiç önemli değil. Güzeldi değil mi? Fark etti. Şey değil mi? Evet. Şimdi ya. 3 hafta gerçekten. Ya boşluk yani. Evet değil mi? Baksanıza çok büyük bir mekan yani. Kaç ama, ama işte bu ilimsel. Tabii. Yani bunun okulu var. Nerede en güzel şekil nasıl dinlenir orası? Bilmiyorum ki. Bu elenen kim? Ben unuttum ya. Kim? Bu elenen kimdi? Biliyorum. O güzeldi, başarılıydı. O gitti. O gitti abi. Nereye gitti ya? Elendi işte. O Müge'yi de gelemedi ya sahneye. Siz o gitsin hasta. Dediniz. Suzan mı gitsin dedik? Yok, Müge dediniz. Müge gitsin dediniz abi. Ha, Suzan iyiydi ama, Suzan iyiydi. Suzan iyiydi. Suzan biraz kendi şeyinden de biraz sıyrılmıştı. Evet. Şey yani orijinine doğru, kendi orijinine doğru biraz daha şey olmuştu. Anlatımı da güzeldi. Evet. Duygu da güzeldi. Evet. Siz harika ya. Güzeldi. Müslüm Bey harika kelimeler kullanıyorsunuz. Yok, estağfurullah. Diyecektim. Belki hani doğru yok, bulmazsınız ya, diye ya. Söylemedim. Diyecektim ki. Sizler bu işin. Siz şu